Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Herkese çalışmalar diliyorum. 10 sorudan oluşan tarih denemelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakalım kimler fullleyecek, kimler kaçta kaç yapacak yorumlara yazmanızı bekliyorum arkadaşlar. Hadi birinci soruyla başlayalım. Yukarıda özellikleri verilen Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir? Uygurlara son vermiştir. Orta Asya'ya hakim olan son Türk devletidir. Hangisi arkadaşlar? Orta Asya'ya hakim olan son Türk devleti hangisiydi? Ve Uygurlara da son vermiştir. Kıpçaklar, Avarlar, Kırgızlar, Bulgarlar, Türk işler. Hangisi arkadaşlar? Orta Asya'ya hakim olan son Türk devleti Kırgızlardır. Unutmuyorsunuz. İkinci soru geldi. Yakup Bey tarafından Kütahya ve çevresinde hakimiyet kuran beylik aşağıdakilerden hangisidir? Yakup Bey tarafından kurulmuş Kütahya ve çevresinde aradığımız beylik hangisi arkadaşlar? Menteşoğulları, Candaroğulları, Hamitoğulları, Germiyanoğulları, Karamanoğulları <laughs> hangisi? Yakup Bey tarafından Kütahya çevresinde kurulan aradığımız beylik Germiyanoğulları olacak arkadaşlar. İsterseniz diğerlerine de kısaca bakalım. Menteşoğulları nerede kurulmuştu? Antalya ve çevresinde kurulmuştu. Candaroğulları nerede? Sinop Kastamonu civarında kurulmuştu. Hamitoğulları nerede kurulmuştu? Isparta ve çevresinde. Karamanoğulları ise Konya ve çevresinde kurulmuştu. Bu beyliklerin en güçlüsü Karamanoğullarıydı. Osmanlı Devleti'nde en çok uğraştıran beylikti. Bu arada e, Yakup Bey tarafından Kütahya çevresinde kurulan e, Germiyanoğulları 2. Murat döneminde alınıyor arkadaşlar. 2. Murat döneminde unutmayalım. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır bakalım. Osmanlı kuruluş dönemine ait bilgiler var. 1. Bayezid denizciliğin başlaması. 1. Mehmet Fetret devrine son verilmesi. 1. Murat ilk Osmanlı Haçlı Savaşı. 2. Murat Balkanlar'da kesin olarak. Türk egemenliğinin sağlanması, Osman Bey döneminde ise Koyunhisar Savaşı. E şıkkından gidelim. Koyunhisar Savaşı ne zamandı? Osman Bey döneminde 1302 yılında Bizans yapılan ilk savaştı. İkinci Murat, Balkanlarda kesin, kesin olarak Türk egemenliğinin sağlanması. Doğru mu arkadaşlar? Hangi savaşta sağlanmıştı? İkinci Kosova Savaşı. Birinci Murat ilk Osmanlı Haçlı Savaşı. Hangisiydi arkadaşlar? Sırp Sındığı Savaşı yine Birinci Murat döneminde olmuştu. 1. Mehmet yani Çelebi Mehmet döneminde Fetret devrine son verilmişti. Denizciliğin başlaması 1. Bayezid değil Orhan Bey değil mi arkadaşlar Karesoğulları Beyliği'nin alınmasıyla denizcilik faaliyetleri başlamıştı Osmanlı Devleti'nde. 4. soru aşağıdakilerden hangisi Küçük Kaynarca Anlaşması'nın maddelerinden değildir. Küçük Kaynarca Anlaşması'nın maddeleri ne zamandı Küçük Kaynarca? 1774 yılındaydı. Bakalım. Küçük Kaynarca'nın maddelerinden değildir. Olmayanı arıyoruz. Rusya'nın İstanbul'da elçilik açabilmesi, Osmanlı Devleti'nin savaş tazminatı ödemesi, Kırım'ın Rusya'ya bırakılması, Azak Kalesi'nin Rusya'ya bırakılması, Ortodoksların koruyuculuğunun Rusya'ya bırakılması. Hangisi Küçük Kaynarca'nın maddelerinden değildir? Hangisi arkadaşlar cevabımız nedir? Kırım'ın Rusya'ya bırakılması. Kırım küçük kaynarca ile değil 1792 yaş anlaşmasıyla Rusya'ya bırakılmıştı. Beşinci soru hızlıca devam edelim. Yukarıdaki anlaşmaların hangilerinde Sırplar ile ilgili kararlar verilmiştir? Sırplar ile ilgili kararlar verilmiştir. Bükreş, Edirne, Berlin anlaşmaları. Büyük Anlaşması ne zamandı? 1812. Edirne Anlaşması 1829. Yunanistan bağımsız olmuştu. Berlin Anlaşması da 1878 arkadaşlar. Sırplarla ilgili kararlar. Büyük Reş Anlaşması'nda Sırplar, Sırplara ne verilmişti? İmtiyaz verilmişti arkadaşlar. Yani ayrıcalık verilmişti. Edirne Anlaşması'nda Sırplara ne verilmişti? Özellik verilmişti. Ve 1878 Berlin yla, Anlaşması ile anlaşmasıyla da bağımsızlığını kazandı Sırplar. Dolayısıyla cevabımız 1, 2 ve 3 olacak. Altıncı soru Osmanlı Devleti hangi savaş sırasında kapitülasyonları tek taraflı olarak kaldırdığını ilan etmiştir? Daha önce eski yıllarda 2000-2001 civarıydı yanlış hatırlamıyorsam. Bu soru çıkmıştı arkadaşlar KPSS'de hangi savaş sırasında kapsülasyonları tek taraflı olarak kaldırdığını ilan etmiştir. Trablusgarp 1. Balkan 93 Harbi 1. Dünya Savaşı Kurtuluş Savaşı hangisi? Cevabımız 1. Dünya Savaşı olacak arkadaşlar. 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti kapsülasyonları tek taraflı olarak kaldırdığını ilan etmişti. Hatta ilk bir ilk tepkide müttefiki olan Almanya'dan gelmişti. Yani müttefik olduğumuz Almanya ilk olarak buna tepki göstermişti. Yedinci soru aşağıdakilerden hangisi İstiklal mahkemelerinin kurulduğu olaylardan değildir? İstiklal mahkemelerinin kurulduğu olaylar bakalım. Menemen olayı, TBMM'ye karşı çıkan ayaklanmalar, Şeyh Said isyanı, İzmir suikastı, tekalifi milli emirlerinin uygulanması. Tekalifi milli emirlerinin uygulanmasında kurulmuştur. İzmir suikastında 1926, 1926 Atatürk'e yapılan İzmir suikastında kurulmuştur. Şeyh Said isyanında kurulmuştur. TBMM'ye karşı çıkan ayaklanmalarda kurulmuştur ama Menemen olayında Menemen olayında İstiklal mahkemeleri yok arkadaşlar ne var burada divanı harp var çünkü Azteymen Kubilay şehit olduğu için askeri mahkemede görülmüştü dava unutmayın sekizinci sekizin soru Bakalım neymiş. Aşar vergisinin kaldırılması, çok partili hayat denemeleri, din ile devlet işlerinin birbirinden ayrılması. Aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirme yapılmıştır? Bakalım. Din ile devlet işlerinin birbirinden ayrılması. Direkt ne diyoruz zaten arkadaşlar? Layıklık değil mi? Layıklık ilkesi. Çok partili hayat denemeleri hangisi? Çok partili hayatta cumhuriyetçilik. Cumhuriyetçilik. Aşar vergisinin kaldırılması da halkçılık diyoruz. Cevabımız halkçılık 1'de. bir de neredeymiş bir de çok cumhuriyetçilik iki cevabımız E arkadaşlar şöyle. Geldik dokuzuncu soruya aşağıdakilerden hangisi daha önce gerçekleşmiştir? Kronoloji sorusu bakalım. Türk Tarih Kurumu tarihleri tek tek yazalım arkadaşlar. Türk Tarih Kurumu ne zaman açılmıştı? Hadi siz söyleyin. 1931 yılında açılmıştı. İş Bankası ne zamandı? İlk Özel Banka 1924. Millet Mektepleri 1929. İzmir İktisat Kongresi 1923. Deniz Bank da 1937 yılında kurulmuştu. Hangisi daha sonra arkadaşlar? Cevabımız Deniz Bank olacak. Ve geldik son soruya. İsrail'i tanıyan ilk Arap ülkesi aşağıdakilerden hangisidir? İsrail'i tanıyan ilk Arap ülkesi. Hadi bu soruyu siz yapın arkadaşlar. İlk Müslüman ülke deseydi cevabımız ne olacaktı? İsrail'i tanıyan ilk Müslüman ülke Türkiye arkadaşlar. İsrail'i tanıyan ilk Arap ülkesi. Yorumlara yazmanızı bekliyorum. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. 10'da 10 yaptığınıza eminim. İnşallah 10'da 10 yapmışsınızdır. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.